Hardware hoş geldiniz. Yeni bir sizin yorumunuz videosuyla daha karşınızdayız. Ersin abinin bugün dışarıda bir işi olduğu için sunuculuk görevi bana düştü arkadaşlar. Ersin abi yok. Yanımızda Batuhan var. Batuhan, cihazına geleceğiz ama öncelikle Batuhan kimdir? Kaç yaşında? Ne yapıyor? Onları bir dinleyelim senden. Adım Batuhan, soyadım üstün. 15 yaşındayım, öğrenciyim. Minik bir YouTube kanalımla minik bir Instagram sayfam var. Süper. Lisedesin değil mi? Hı, hı. Olsun. Arkadaşlar bu arada biz Batuhan'la bir medya Mark çekiminde Botan e, Batuhan bizim orada olduğumuzu görmüştü. Geldi tanıştı bizle. Biz de o gün şey demiştik sen hani bir gün ofise de bekleriz. Hatta işte kullandığı cihaz hakkında falan konuştuk. Gelmişken de bir sizin yorumunuzu çekersiniz Ersin abiyle demiştik ama kısmet banaymış. Yani, vallahi nasip değilmiş. Hayat işte. <laughs> Neyse bir başka ileride cihaza geçersen onunla da Ersin abiyle çekersin. Sen şimdi bir Poco F2 Pro kullanıcısın. Evet. Öncelikle şeyi sorayım. Bundan önce hangi cihazı kullanıyordun? iPhone 7. iPhone 7 kullanıyordun. Poco'yu ya en başta niye Poco F2 Pro aldın? Hani kafandaki o muydu? Başka bir böyle bir araya biri girdi de hani onu al diye mi sana söyledi? Niye seçtin Poco'yu? Onu merak ediyorum. Poco'yu seçme amacı şahsi şeydi. Ee, Android'i yeni bir deneyim de yani ben uzun e, küçükken Android kullanan i̇şte Redmi 6 e, Pro kullandım. Hı hı. E, kısa dönem bir, bir hafta. E, Hoşuma gitmişti. Ben sonra iPhone'a devam ettim. iPhone 7, iPhone 7 Plus bir hafta kullandım. Sen Ay... normalde iPhone... normalde iPhone'cu musun? Yok. Ben aslında iki tarafı da severim. Yani öyle takılmam. Ama Poco yeni markaydı. Ee, 860 Snapdragon 865'ti. Ee, ucuz ve e, güçlü bir telefondu. Ve ben de dedim ki iyi performans telefon alayım. Anladım. Peki mesela şimdi iPhone 7'den geçmişsin ya. Hı -hı. Ya iyi ki geçmişim, şusu çok daha iyi oldu, şöyle oldu, böyle oldu dediğin hani ilk dikkat ettiğin neler var? Valla batarya performans beni benden aldı. Bataryası tabii iPhone 7'nin birazcık çabuk bitiyordu. Evet. Üç, yani her gün 3 kere şarj ediyorum. şarj ediyordun. Madem batarya dedin, e, onu da sorayım. Mesela şu anda sabah herhalde şarjı, şarjdan ya da gece mi şarj takıyorsun? Dün akşam e, çıkardım. Hı. Ne e, kadar gidiyor pilin onu merak ediyorum. Eğer e, şey normal yani normal oyuna oynarsam ee, zorlayarak 3 günü e, götürebiliyorum. 3 gün. Evet. Hiç şarj etmeden. Evet. İyiymiş. Ama böyle oyun oynasam falan 1 e, bir gün, bir buçuk gün götürüyor. Peki o 3 günü nasıl geçiyor? Yani ekran süresi falan ne alıyorsun? 3 gün bayağı iddialı çünkü ben de inceledim. 3 gün ben göremedim o yüzden soruyorum. Ee, ben e, yazlıkta yazdıkta böyle internet falan yok. Sargı dinliyorum. Yani az çok az kullanıyorsun herhalde 3 gün gittiği zaman. Yani denize falan gidiyordum ama işte Geldikten sonra hep telefondayım. Hiç falan çıkmadım. Akşam 5-6 saat telefondaydım. İyi süper. Ee, Snapdragon 865 dedin. Normalde Hı. gündelik hayatında oyun falan oynuyor musun? Evet ben Fortnite Mobile'ın ilk oyuncularındayım. Türkiye'de. Süper. Nasıl bir oyun performansı var? Neler oynuyorsun? Neler yapıyorsun? Valla PUBG Mobile oynuyorum. Arnavut'un canlı yayında açılışta çekmişlerdi, bir test Hı. yapmışlardı Samsung. S20 Plus'ta onu test etmek için bir oynadım. 90 dakika. Hı hı. E, ve daha iyi performanlardı. Ben S20 Plus'ı da test etmiştim. Bir hafta boyunca e, yurt dışından bir amcam getirmişti. Orada bir hafta test etme amacıyla almıştım. Şeyi konuşmadık. Nereden satın aldın? Xiaomi Türkiye garantili mi satın aldın? E, yurt dışı cihazları da ben çünkü çok görüyorum. Hani Öyle mi aldın? Kaça aldın? Nereden aldın? E, ben Türkiye garantili aldım. 6000 tamam. TL'ye. E, Xiaomi Türkiye'de mağazasına mi Store, şey. Ha direkt mağazadan aldın, internetten almadım. Yok. İlk günler almıştım böyle. Tam çıktı, özel fiyat 6000 liraya aldım. Bu cihazı bekliyor muydun almak için yoksa aklında başka cihazlar vardı en son Poco'da mı karar kıldın? Vallahi çok karar dedim. Bir yıl boyunca telefon düşündüm, ee, değiştirdim, böyle düşündüm. Başka Ama seçenekler nelerdi Poco'ya gelene kadar? Vallahi Oppo Reno 3 Pro vardı. <laughs> Ondan sonra... Çok benzer fiyattalar zaten. Ee, sonra iPhone 11 vardı. Fiyatı bir anla arttı. Evet, geçtim. Falan. Bütçe 6500'dü. İşte ona göre bakmıyorum. Yani ben adımca. kişisel hani sana fikir vermesi adına söylüyorum. Yani ben kişisel görüşüm söylüyorum. Bence 6000-6500 fiyat bandında alınabilecek en iyi telefonlardan birini almışsın zaten. E, fiyat performans olarak bence çok iyi. Hangi rengi almışsın? Bu ne diye? Siber diyeyim? gri. Siber gri diye. Böyle bir tık böyle mavi yani... Laciverte de kaçan ama güzel bir gri rengi. Telefonun tasarımıyla ilgili ne düşünüyorsun? Biliyorsun tam ekran çerçevesiz bir yapı var. Mesela onu hani o seni cezbetti mi? Evet. Ee, yeni bir deneyim yaşamak istiyorum. Ben bu telefonu telefonla yeni bir deneyim, yeni bir e, yeni bir e, teknoloji deneyim diye aldım Yani ka kamera açılıyor, yeni bir e, aç kamera, yeni bir e, model. 2019'da çok popüler olmuş bir e, Tars. Bazı insanlar bu açılır kapanır ön kamerayı sevmiyorlar. Hatta şey falan diyorlar işte WhatsApp'ta bir görüşme geldiği zaman o işte cebimde açılıyor falan. Sen ne düşünüyorsun? Bu te ben de öyle olmadı. Sadece Instagram'da e, nadiren e, kendi kendine açılıyor. Yani kamerayı Hı -hı. açtığım zaman... Telefonu kullanırken mi cebindeyken falan mı? Cebimdeki olmuyor. Genelde Instagram kullanırken oluyor. Ne kadardır kullanıyorsun orada onu konuşmadık. Vallahi Poco Türkiye'ye çıktığından beri dedim, e, değil çı mi? O zaman olmuş. Çıktıktan 3 gün sonra almıştım. Bir 2 ay falan vardı herhalde oldu herhalde. Oldu. Daha fazla bile olmuş olabilir. Peki mesela ben diyelim ki Poco almak isteyen biriyim. Senin arkadaşınım. Ee, dedim ki sana ya bu telefonda memnun olmadığın şeyler ne? Hani ben alırsam neyden memnun olmam? Ne dersin bana? Vallahi tek Tecop'lara e, benim için yeni bir deneyimdi. E, ama Tecop'lara idare ediyor. Ben iPhone'da e, Çift hoparlör kullandım. Stereo hoparlörler. Stereo e, kullandım. Hani ben hiçbir fark hissetmedim. Yani öyle ağam şu an bir e, çok büyük bir fark hissetmedim. Yani e, oyun oynarken, müzik dinlerken. Başka var mı hoparlör dışında böyle keşke şu şöyle olsaydı. ön falan kamerada şey oluyor. Işıklar e, böyle ne diyeyim patlıyor gibi oluyor ama sonra düzeliyor. Yani Hı. ilk açtığında öyle oluyor. Herhalde bir odak falan yapıyor olabilir orada olabilir. belki ondan dolayı arka çok fotoğraf çekiyor musun günlük hayatında işte Instagram'da veya... sizin için e, çektim Bayağı e, Sakarya'ya gittim oradan Bal Balıkesir, Bursa'ya... bizim için dedim buraya kırık olacağız <laughs> evet buraya kırık olmadan önce dedim ki fotoğraf çekeyi çekeyim yani güzel Hı -hı. hem kendi Onları deneyim. herhalde paylaşacaksın biz de arkadaşlar şu anda çektiğim fotoğrafları görüyorlardır nasıl memnun musun kamerasından memnun yani sadece e, ön kamera gece Bazen e, beni e, doğru te, doğru çekmiyor gibi hissediyorum. Yani ama şey, biraz makyajlıyor falan anlamında mı? Evet, böyle? akşam öyle bir şey. Sabah öyle makyajlı makyajlanmıyor ama e, akşamları bir öyle bir e, görünüş görüyorum. Yani öyle bir ekran. Ya zaten şöyle bir şey var ön kameralarda biliyorsun. Akşam ışık düştü mü? çok iyi bir şey alamıyorsun. Ee, kalite alamıyorsun. Video falan çekiyor musun hiç gündelik hayatında? 8K çektim bir kere. Ee, ha evet değil mi? Öyle bir şey var. Evet. Ne düşünüyorsun? Allah ben e, 8K almak istedim. Çünkü Mi'onda var. Hı hı. E, uzun çekebiliyor. Yani ben o fiyat segmentte 8K 8K çeken e, bir telefon yok. Gö bildiğim Poco için söylüyorsun değil mi? Bunu? Evet, Poco. Doğru. Evet. doğru. Yani ben çektim, güzel çektim. Yani şelale e, çektim bir tane. Hı, hı. Ağaç çektim, yavaş çekimle çektim. Var mı onların kayıtları da verecek misin bize? Veririm. Ya şimdi genel olarak cihazı konuştuk Batuhan. Böyle ekstra söylemek istediğin sonuçta iki ay geçik bir kullanıcısı sensin. Ee, almak isteyen bir sürü izleyenimiz olduğunu biliyorum. Mesela onlara tavsiye eder misin? Bugün iki ay kullanmış biri olarak Telefonun bu olmasa mesela tekrar gidip Poco alır mıydın? Yoksa yok ya ben tercihimi şundan yana kullansaydım diyor musun mesela? Vallahi ben <laughs> e, oyun oynuyor, oynayacak insana bu telefonu öneririm. Eğer, eğer kamera isteyen bir e, arkadaşımla başka bir telefon öneririm. Yani. Ya çok kamerasından memnun değilsin yok, o zaman. Yok memnunum ben. Sadece Ama önermiyorsun. Kamer kameraya daha fazla ben performans öneriyorum. öneriyorum. Kamerada... Mesela oyun seven bir insan bu telefonu kullanmalı bana göre. Çok fazla fuza çeken e, o fiyat segmentine bir tık daha iyi telefon var. Anladım. Şeyi merak ettim. Onu da sorayım aklıma gelmişken. Oyun oynarken telefonun ısınması, ne bileyim oyunda sıcaklığa bağlı bir işte takılma falan gibi bir şeyler yaşıyor musun? Bir kere Fortnite'ta e, şey oldu. Bir anlık kendini attı. E, o da galiba komple oyundan attı değil mi bu arada? Soru evet, diye. komple attı ama ben bir kere oldu çok fazla belki çok belki çok fazla oynamışsındır. belki bir anlık attı. Hani yani, yani hata bazen olabilir. Yani gerçi iOS'ta da denk gelebilirsin ama iOS'ta oluyordu. iPhone Fortnite oynamak de... çok zordu. E tabi artık çok eskidi yani iPhone 7 o yüzden. Şimdi iPhone 7 kullananlar beni linçlemesin ama hani üstüne kaç cihaz çıktı arkadaşlar yani hala kullanılmaz demiyorum ama eskidi yani bunu da kabul etmek lazım. O zaman genel olarak sen performans istiyorsanız Poco'yu alın. Evet. Ama aynı hani derdiniz kamera ise başka cihazlara da evet. bakabilirsiniz diyorsun. O zaman Batuhan ayağına sağlık. Ağzına Şöyle. da sağlık. Çok sağ geldiğin için. Arkadaşlar Poco F2 Pro deneyimi Batuhan'ın bu şekildeydi. Siz de lütfen yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.